Herkese merhaba. Ben Dilek Demirer. Kanalıma hoş geldiniz. Bu derste birinci dönemde işlediğimiz ilk dört üniteyi testlerle tekrar edeceğiz. Minik bir hatırlatma. Dilek Hoca Instagram'da. Lütfen beni oradan da takip edin. Evet, ilk beş soruyla başlıyoruz. Sorular karışık olarak verildi. Benim önerim öncelikle soru çıktığında videoyu durdurmanız, kendiniz çözmeniz ve daha sonra çözümleri izlemeniz. Biz birinci sorudan başlayalım. Henry and Selen are talking about what? Selen bir soru sormuş ve Henry very cheerful and friendly demiş. Cheerful arkadaş canlısı, friendly de aynı şekilde. Cheerful neşeli, özür dilerim. Cheerful neşeli, friendly arkadaş canlısı. Neşeli ve arkadaş canlısının sorusu ne olabilir? Tabii ki, what is she like? What is she like? Nasıl biri? Karakter özellikleri, kişilik özellikleri. Doğru cevabı bulduğunuzu düşündüğünüzde diğer şıkları da muhakkak kontrol edin, emin olun. Who is your math teacher? Kim? Matematik öğretmeniniz kim? Who? What does she look like? Look like dış görünüş. Bu da dış görünüşünü soruyor. Uzun, kısa, şişman, zayıf, sarışın, mavi gözlü gibi. What does she like doing? Bakın, yine bir like var. She like sizi aldatmasın. What does she like doing? Ne yapmaktan hoşlanır? Ne yapmayı sever? İkinci soru, in Savur Mardin cevabına sorulan soru hangisidir? Bir yer belirtilmiş. Bu durumda doğru cevap Where did he grow up? Nerede büyüdü? Savur Mardin'de. Diğer şıklarda when was Aziz Sancar born? Ne zaman doğdu? What did he study? Ne çalıştı? Hangi alanda çalışmalar yaptı? Konu neydi? Did he get any awards? Hiç ödül aldı mı? Zaten yardımcı fiille başlayan soruları bu durumda direkt elemeniz lazım. Çünkü onlar yes no cevaplı sorulardır. Number 3. Sude diyor ki twice a week on Mondays and Saturdays. Haftada iki kere yani ne kadar sıklıkla sorusunu bulmalıyız? Bu soru how often sorusu. Ne kadar sıklıkla do you go fencing? Fencing neydi? Eskrim sporu. Hani bu özel kıyafetler, elinde kılıçlarla yapılan spor. What are you doing now? Şu anda ne yapıyorsun? Do you like fencing? Biraz önce did'de söylediğim gibi do da yardımcı fiil olduğu için. Bu da yes no sorusu. Do you have goggles? Deniz gözlüğün var mı? Yine do ile başladığı için zaten yes no sorusu. Number 4. We usually go to a and blah blah at weekends. Bu bize yetmez tabii. Devamını okumalıyız. We feed street animals, adopt them, donate some money. Bağış yapıyoruz. Sokak hayvanlarını besliyoruz. Yani dışarıdaki hayvanlara yardım etme çalışması. Bu durumda nereye gidiyoruz? Barınağa gidiyoruz. Shelter. Barınak, kafes. Safari tur zaten vahşi hayvanlarla yapılan Afrika'daki. Circus, sirk, zoo da hayvanat bahçesi. Number 5. They eat tree leaves. Ne yediklerinden bahsediyor? Bu durumda doğru cevap What do you eat? Sorry, what do they eat? Ne yerler? Diğer şıklara bakalım. Where nerede? Pandalar nerede yaşar? Yine bakın yes no cevaplı bir soru. Do pandas? Pandaların kürkü var mı? Are pandas endangered? Pandalar soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar mı? Endangered biliyorsunuz soyu tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar. Steve and Lily are talking about what? Lily says penicillin. Penisilin diyor. Bu durumda hemen ben cevabı buldum. Ne? What? What did Alexander Fleming discover? Ne keşfetti? Penisilini keşfetti. Diğer sorulara bakalım. Where, nerede? Where was he born? Nerede doğdu? When did he become a rector? Ne zaman rektör oldu? Üniversitede yönetici oldu. Ne zaman?
Did he get married? Bakın yes no sorusu bu. Hiç evlendi mi? Yes ya da no. Number seven. Linda is a an blah blah girl. Yine bir blah blah sorusu. Ama bilgiyi bize lazım. She has many friends and likes spending time with them. Bir sürü arkadaşı var ve onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Doğru cevap easygoing. Uysal, uyumlu, çok uyumlu birisi. Bir sürü arkadaşı var. Herkesle iyi geçiniyor. Shy, ürkek. Quiet, sessiz, sakin. Punctual ise dakik. Tam zamanında yapan işleri. Number 8. You need blah blah to play football. Futbol oynamak için neye ihtiyacımız var? Hemen cevabı bulduğunuzu biliyorum. Cleats. Krampona ihtiyacımız var. Skates. Paten. Orb. Zorbing'in küresi. Hani içine binip böyle lambur lumbur aşağı doğru yuvarlandığımız plastik ya da lastik diyelim küre. Goggles. Deniz gözlüğü. Yüzerken takılan gözlük. Number 9. Mr. Clark is a an blah blah artist. Ne kadar çok blah blah sorumuz var. Nasıl bir sanatçı? Harika resimler çizebiliyormuş. Muhteşem resimler çiziyor. Resim de muhteşem bu arada. Bayıldım. Evet, çok yetenekli. Talented, yetenekli. Clumsy, sakar. Stubborn, inatçı. Bad, kötü. Kimber, last year. Evet, Kimber'ın başına gelen nedir durum vaziyet? Mezun olmuş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu açık etsin Kimber'ın. Tebrik ediyoruz. Ve doğru cevabı işaretliyoruz. Graduated. Mezun oldu. Bakın bunlar fiillerin ikinci halleri bu arada. Simple past devrede. Discovered. Keşfetti. Get married. Got married. Evlendi. Moved. Taşındı. Bir yerden bir yere taşındı. Number 11. You need a swimming cap and goggles to swim ifadesini en iyi anlatan görsel. Hocam bu ne kadar kolay bir soru. Anında yaparım dediniz değil mi? Evet. Yüzme swimming diyor, swim diyor. Yani diğer resimlere bakmaya bile gerek yok. Saniye sürdü. Number 12. It's a reptile and it's poisonous. Bakın kelime bilgisi devrede. Kelime bilgisi iyi olan öğrenci bu soruyu saniyelerde çözer. Snake, yılan. Neden hocam? Bu da sürüngen ama poisonous diyor. Zehirli. Shark, turtle and crocodile. Number 13. Yukarıdaki cümleleri anlamlı bir bütün olacak şekilde sıralayınız. Şimdi bu tip soruları yapmak için tek tek okumalıyız. Başlangıç cümlesini bulduğumuzda en azından birkaç şıkkı eleyebilirsiniz. Kelime bilgisi vücuda çok önemli. Şimdi 3 ile başlayanlar, 2 ile başlayanlar. O zaman önce 3'e bakalım. Walt Disney was born in 1911. Evet, doğumla başlar, doğru. Ama biz yine de 2'ye bakalım. He started. Film şirketini kurmadan önce doğması gerekiyor. Bu durumda bakın B ve D şıklarını eledim. A ve C ile baş başayım. Hemen ikinci cümleye göz atacağım. He died. Adam önce doğup hemen arkasından ölecek hali yok. Başka işler yapmış. Bu durumda A şıkkı da gitti. Doğru cevabı aslında buldum bile. Ama kontrolümü yapacağım. 3 dedik, doğdu. 4 dedik, he could draw fantastic pictures. Harika resimler çizebiliyordu ve film şirketini kurdu. Daha sonra da öldü. Number 14 is an easy question. Kolay bir soru. My favorite sport is shooting. Atıcılık. Ski kayak, horse ride binicilik, voleybol adı üstünde voleybol sporu. Evet. 15 and 16. Metne göre cevaplayacağız. Bu sorular cevaplarken adeta bir spor programı izlermiş gibi hissedeceğiz kendimizi. Evet, hemen bakalım. What was the final score for the last match? Son maçın skoru nedir? Son maça gidiyoruz arkadaşlar. Atiker Konyaspor Fenerbahçe'ye karşı ve birbirlerini yenememişler. Couldn't beat. İki taraf da kazanamamış ama
Both them, her ikisi de demek. Her ikisi de score the goal. Birer tane gol atmışlar. Hakem de iki tane kırmızı kart göstermiş. Vay be, ne maç olmuş. Çok heyecanlanmışsınızdır herhalde. Evet, sonuca bakıyoruz. Doğru cevabımız 1-1. Neden 1-1 hocam? 0-0 da berabere. E çünkü her ikisi de gol attı dedim. Bak, both them. Her ikisi de birer tane gol attı. Bu nedenle 1-1. Which one is true? Hangisi doğru? Şöyle bir göz atacağız. Galatasaray won the match. Bakalım kazanmış mı? Galatasaray beat Göztepe. 3-2-1. Oo, 3-1 kazanmış. Belhanda da yaralanmış. Ben tanımıyorum kendisini ama yazık. Zavallı, kötü bir şekilde yaralanmış. Galatasaraylıları tebrik ediyoruz. Evet, bu doğru cevap. Ama hemen atlamayalım. Ya başkaları da varsa, bizi kandırıyorsa. Sivasspor beat Beşiktaş. Sivasspor Beşiktaş'ı yendi diyor. Beşiktaş score two goals. Mümkün değil arkadaşlar. Beşiktaş iki gol atmış. Sivasspor bir tane gol atmış. 2-1 bitmiş. Sivasspor kaybetmiş. Ayrıca soya da bilin. Bu yüzden demek. Bu yüzden Sivasspor kaybetti. Demek ki bu yanlış. Beşiktaşlıları da tebrik ediyoruz. Evet, üçüncüye bakalım. C şıkkı, Fenerbahçe lost the match. Maçı kaybetti diyor. Bu zaten yanlış. Biraz önce berabere kaldıklarını söylemiştim. Belhanda didn't play in the match. Belhanda oynamadı diyor. Nasıl oynamaz? Adam yaralanmış, yazık günah. Bu da olmadı. Doğru cevap Galatasaray won the match. Valla çok heyecanlı maçlar olmuş arkadaşlar. Okay, number 17. Parçanın anlam akışını bozan cümleyi bulmak için sırayla okuyacağız. Polar bears are endangered animals. Are endangered. Söylemiştim bunu başta. Suyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar. Kutup ayıları. Ve nerede yaşıyorlar? Kutupta. Arktik kutuplarda yaşıyorlar. They are carnivorous, so they hunt fish. So bu yüzden. Neden balıkla besleniyorlar? Balık avlıyorlar, hunt avlamak. Çünkü onlar carnivorous. Yani etçil. Etçil hayvanlar. Doğru, güzel. Devam. They have a thick fur. Kalın bir kürkü var diyor. They are 2 meters tall. 2 metre uzunluğunda, 200 kilo ağırlığında. E burada da sıkıntı yok. Son cümleyi okuyalım. You need an orb to the zorbing. Hayda. Bu nereden çıktı? Ne alaka hocam? Şimdi kutuplarda polar bear'ları, kutup ayılarını incelerken zorbing. İşte anlamı bozan cümle arkadaşlar. Kel alaka cümleyi bulduk. A şıkkı parçanın bütünlüğünü bozuyor. Orb neydi? Lastik küre. Zorbing de o içine dönüp yuvarlana yuvarlana yapılan spor. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış? Hemen eşleştirmelere bakalım. Biri kontrol edelim önce. Name Marie Curie. E bu doğru. İsim Marie Curie. O zaman A şıkkı elendi. B şıkkına bakalım. E burada da 2-1 diyor ama 2'ye de bakalım. Education, eğitim, Warsaw Üniversitesi. Demek ki A ve B şıkkı değil. Bunlar doğru eşleştirilmiş. 3'e bakalım. Discover Nobel Prizes. Nobel ödülünü keşfetmeyecek hali yok herhalde. Bu yanlış. 4'e de bakmamız gerekiyor bu durumda. Prize, ödül, aldığı ödüller radyum ve polonyum. Bunlar ödül değil, bunlar keşfettiği şeyler. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı. Ama D'yi de kontrol edelim. 4 yanlıştı, evet, ama 2 doğru olduğu için bu şıkkı eledik. We should stop water pollution. Su kirliliği diyor. Hangi görsel su kirliliği arkadaşlar? C şıkkı. Burada ne var? Cutting trees. Don't cut trees. We should stop cutting trees. We should save animals. Burada da bir sirk resmi var. We should recycle. Reuse, reduce. İşte bu da bunun cümlesi. Number 20. Ay, çok şirin bir penguen görüyorum burada. E ben zaten cevabı söyledim arkadaşlar size.
Black and white bird. Siyah beyaz bir kuş. Ama uçamıyor. Çok şirinler. Ben çok severim penguenleri. Owl baykuş. Eagle kartal. Parrot da papağan. Evet, bu şirin şeyi burada bırakıp bir sonraki soruya geçelim. Number 21. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinin cevabı yok? Şimdi önce cevapları okurum ben sizin yerinizde olsam. Where do Alex work? Alex nerede çalışıyor? My name is Alex Temp. I work in a shelter. Barınakta çalışıyor. İşte bu değil. Bunun cevabı var. Where, nerede çalışıyor? Barınakta. A şıkkı gitti. What kind of animals can you see in a shelter? Ne çeşit hayvanlar görebilirsin barınakta? If you want to visit our shelter, you can see cats and dogs. Bunun cevabı da var. Ne görebiliriz? Kedi ve köpek. Bu da gitti. Can you feed street animals in a shelter? Bu sokak hayvanlarını besleyebiliyor muyuz? Feed them dedi. Besleyebiliyoruz. C şıkkı da gitti. Can you adopt an animal there? Adopt, benimsemek, almak, hani sokakta bulduğumuz bir hayvanı alıyoruz, artık bizim oluyor, sahiplenmek. Eğer buysa, bakalım var mı? Onları besliyoruz, yardım edebiliyoruz, bağış yapabiliyoruz. Ama burada normalde bir barınaktan alabiliriz. Şimdi sizin beyniniz o yöne yönlendiriyor. Ama o bilgi burada verilmediği için doğru cevap D şıkkı. Bu yüzden bakın bu çok önemli bir soru. Beyninizin sizi götürdüğü, aklınızın götürdüğü yere değil, parçaya göre doğru cevabı bulmalısınız. Evet, bu işi orada yapabiliyoruz ama bu bilgi bu parçada verilmediği için D şıkkı doğru. Number 22. Rose is clumsy. She often falls down or breaks things. Clumsy zaten kelime bilgisi olanlar için doğru cevabı bulduran kelime. Sakar. Düşüyor, bir şeyleri kırıyor ve bunu sık sık yapıyor. İşte doğru cevap B görseli clumsy. Sakar. Gördüğünüz gibi yine düşüyor. Burada social, friendly, C şıkkı için, hardworking, D şıkkı için söylenebilir. Bu da Newty, yaramaz bir çocuk sanki. Okay, number 23, 24 and 25. Evet, bu üç soruyu metne göre cevaplayacağız. Fatih Terim'le ilgili bir parça karşımıza çıktı. Evet, şimdi bu parçayı okuyacağız ve parçanın sorularını cevaplayacağız. Öncelikle Fatih Terim dıt 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 demiş. Boşluğu dolduracak açıklamayı bulmak için şöyle bir okuyalım. Fatih Terim is a successful coach. Successful, başarılı. Başarılı bir teknik direktör, koç. 1953'te Adana'da doğmuş. 16 yaşındayken, when he was 16, he started to play football. Adana Demirspor'da futbol oynamaya başladı. He was very successful, çok başarılı. So, bu yüzden he played 14 years. Bu yüzden 14 yıl Galatasaray'da oynayabilmiş. Başarılı olduğu için. After he finished his football career, futbol kariyerini yani oyunculuk kariyerini bitirdikten sonra teknik direktör olmuş. He worked for Galatasaray 96'dan 2000 yılına kadar çalışmış Galatasaray'da Galatasaray için ve 2000'de UEFA Kupası'nı kazanmış. Many people started to call him. 2008'de birçok insan onu imparator olarak isimlendirmiş ve bu şekilde çağırmaya başlamış. Turkish National Football Team got the third degree. Üçüncülük derecesini elde etmiş. Türk Milli Futbol Takımı UEFA Kupası'nda Fatih Terim'le. He got many awards, prizes, bir sürü ödüller almış kariyerinde. Aralık ayında 2017 Aralık ayında Galatasaray için tekrar çalışmaya başlamış. Fans of Galatasaray believe that he will be successful again. Galatasaray'ın fanları, takipçileri,
Yani Galatasaray'ı tutanlar da onun başarılı olacağını düşünüyorlar. Gündemde yine var arkadaşlar Galatasaraylılar için. Bu diğer takım arkadaşlarımızı lütfen sinirlendirmesin bu sorular. Sadece alıntı bir parçayla soruları cevaplıyoruz. Evet, Fatih Terim was born in İstanbul. İstanbul'da mı doğdu? Hayır, Adana'da. Bu yanlış bir kere. Bunu seçmeyeceğiz. Started to play football in Adana Demirspor'da mı oynamaya başladı? Evet, doğru. He started to play football. Demek ki doğru cevabı... Hops. Sorry. Doğru cevabı buldum. Ama diğer şıkları da hep kontrol ediyorum. Wasn't successful. Galatasaray'da başarılı olmadı diyor. Hayır, metne göre yanlış. Didn't get any awards. Hiç ödül almadı. Metne göre yanlış. Bakın özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Kafanıza göre olan cevabı, bilginize göre olan cevabı değil, metne göre olan cevabı seçeceksiniz. When did Galatasaray win the UEFA Cup? UEFA Kupası'nı ne zaman kazandı Galatasaray? Bakalım. Bakın 2000. Cevap burada. Which one is false? Hangisi yanlış? Turkish National Football Team became champion. 2008'de şampiyon mu oldu? Hayır. Bu yanlış. Ama diğerlerine de bakacağız. Fatih Terim started to work for Galatasaray. 2017'de tekrar Galatasaray için çalışmaya başladı. Evet, doğru. People call him as an imperator. Doğru. He played for 14 years in Galatasaray. 14 yıl Galatasaray'da futbol oynadı. Doğru. Evet. Doğru cevabı da bulduk. Yanlış olan A şıkkıydı. Evet arkadaşlar, testimizi tamamladık. Bu testimizin sorularını hazırlayan Tuğrul Cankurt hocamıza ve bize bunları açıkçası bana video haline getirmem için izin veren Tuğrul Cankurt hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, kanala destek olmak istiyorsanız biraz sonra tam zamanı ne yapmanız gerektiğini artık çok iyi biliyorsunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Evet, dersimizi bitirdik. Birinci dönemdeki ilk 4 üniteyi de test çözerek hızlı bir şekilde tekrar etmiş olduk. Şubat tatilinde de lütfen videoları izlemeye devam edin. Ben size değişik şeyler yayınlamaya devam edeceğim. Ve özellikle tatilin son haftasında pazar günü de 6. üniteyle ikinci döneme başlamayı planlıyorum. Sakın tatilde de beni yalnız bırakmayın. Eski konuları izleyin, tekrar edin. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.